Selamun Aleyküm. E, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. 10. Sözün 10. Hakikatini birlikte paylaşıyor idik. E, bu 3. dersimiz olacak suretlerden sonra. 10. suretten sonra 10. E, hakikatin 3. dersi. Bismillahirrahmanirrahim. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnuva o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip gösterisi göstersin, sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi, hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden, ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadeti ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyeti mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler zinetler ve her bir menzilinde binler kıymetler alat ve levazımat beytiye bulundursun da sonra ona ona dam yapmasın her şey çürüsün beyhude bozulsun haşa ve kella hayır mutlaktan hayır gelir cemil mutlaktan güzellik gelir hakim mutlaktan abes bir şey gelmez evet burası bir paragraftır saygıdeğer izleyiciler bu paragrafı inşallah e, uzunca bir paragraf birlikte e, paragrafı adım adım takip etmeye devam edelim inşallah. Bir ağaca taklı neticeler, meyveler. Meyveler miktarınca her bir zihayata, canlılara, belki lisan gibi, dil gibi, her bir uzvuna, her bir azasına, her bir organına, belki her bir masnuva o derece hikmetleri, maslahatları takmakla. Şimdi bir ağaca neticeler meyveler takıyor Rabbim Cenab-ı Allah Kadir mutlak olan Allah Azim Şan Hakimi Zülcelal bir ağaca binlerce meyve takıyor binlerce netice bir ağaçtan alıyor ve meyveler miktarınca her bir canlıya her bir hayat sahibine her bir masnua yaratılmış her bir şeye dil gibi her bir uzvuna her bir azasına belki her bir masnua yarattığı her bir şeye o derece hikmetleri, maslahatları takıyor. Yani yarattığı her bir şeyin birden fazla maslahatı var. Birden fazla hikmeti var. Birden fazla yararı var, faydası var. Yani bir dilin yemekleri evirip çevirmekten tutun da konuşmaya kadar, tadını almaya kadar ağzımızda birçok vazifesi var, görevi var. Bir dile yüklediği vazifeler onlarca, yüzlerce bir karaciğere yüklediği vazifeler onlarca, yüzlerce, 450 vazifeden bahsediyor tıbbı dinlediğimizde. Bir göze yüklediği vazifeler, bir kulağa yüklediği vazifeler onlarca, yüzlerce Cenab-ı Allah'ın her bir uzvumuza bin, birden fazla onlarca, yüzlerce vazife yüklemekle böylece e, şunu bize gösteriyor. Kendisinin yani Cenab-ı Allah'ın bir hakim mutlak olduğunu ispat ediyor. Yani bir işe bir uzva bir vazife yüklemiyor. Birden fazla vazifeler yüklüyor. Dolayısıyla Allah'ın kendisinin bu şekilde hakim mutlak olduğunu bize gösteriyor Cenab-ı Allah. Hakim olduğunu, mutlak şekilde hikmet sahibi olduğunu, birden fazla onlarca, yüzlerce vazifeyi bir uzva yüklediğini gösteriyor. Bunu göstersin bize ve biz bunu şimdi görelim. Diyelim ki parmakların birden fazla vazifesi var. Elin birden fazla, onlarca, yüzlerce vazifesi var. Gözün binlerce vazifesi var. Burnun hem nefes almamıza hem koku duymamıza bizim bildiğimiz bu kadar. Hem aldığımız nefesi süzerek almamıza yarayan vazifeleri var. E, dilimizin, dişimizin buna benzer bütün azalarımızın birden fazla, onlarca, yüzlerce vazifeleri var. Bunu bir tıp ilmiyle konuşalım. Her bir uzvumuzun ne kadar fazlaca vazifesi olduğunu e, anlamış oluruz. Bunu görelim de biz bu dünyada bunu görelim ve bunu yaratanın Cenab-ı Allah'ın dilimizi yaratanın gözümüzü yaratanın kulağımızı yaratanın parmaklarımızı yaratanın ne kadar hakimi mutlak olduğunu, mutlak hikmet sahibi olduğunu e, ve çok faydalı şeyler yarattığını, her bir şeyi olağanüstü emsalsiz yarattığını biz bu şekilde dünyada görelim. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü bakınız, hikmetlerin en büyüğü. Ve bütün maslahatların en mühimi, bütün faydaların en mühimi, bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların kaynağı, menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadeti ebediyeyi vermiyorsa şayet. Bakınız, böylesine bir şeye onlarca yüzlerce vazife yükleyin Cenab-ı Allah bir ölümle insanın ebedi hayata gitmesi halinde, dünyadan göçmesi halinde, dünyadan geçmesi halinde bütün maslahatların, rahmetlerin, hikmetlerin, nimetlerin kaynağı nedir? Ebedi hayatın varlığıdır. İnsanın ölmemesidir. Ölen insanın hayatının devamıdır. Ölen insan sadece ruh ve beden ayrılığı tamam eyvallah ruh ayrıldı ayrıldıktan sonra yaşamaya devam etmesidir. Sonra tekrar ruhun bedene dönmesi, bedenin tekrar yaşamaya devam etmesi, yaşamını kazanması, hayatını kazanması ve bedenle ruh tekrar birleşerek ebedi bir bekayı, baki bir hayatı, bir ebedi saadeti, bir likayı yani Allah'a kavuşmayı beden ve ruh kazanmasıdır. Bu önemli. Bu bütün masraatların bütün faydaların, bütün rahmetlerin, bütün gayelerin, bütün hikmetlerin zirvesinde bu var varsağdır, ecilir. İnsanın ebedi hayata ulaşması, baki bir şekilde ulaşması, ruhla bedenin yeniden birleşerek ebedi memlekette Allah'a kavuşmayı, baki bir hayata ulaşmayı, ebedi bir saadete ulaşmayı sağlaması insanın bu dünyadaki bütün gayelerinin zirvesinde yer alır. Eğer bu dünyada Rabbim, Rabbimiz olan Cenab-ı Allah bir dile, bir göze, bir kulağa, bir ele, bir başa, bir ayağa, bir bütün ağızlara yüzlerce vazife yüklüyorsa bu dünyadan gittikten sonra insan ebedi hayata kavuşması artık zirvelerin, hedeflerin en zirvesine yer alır. Baki bir hayata ulaşması insanın maslahatlarının, rahmetinin, hikmetinin, nimetlerinin en tepesinde gayesinde yer alıyor. Dolayısıyla e, Allah'ın insana yüklediği en mühim vazife en mühim hedef beka alemine ulaşması lika alemine Allah'a kavuşma alemine ulaşmasıdır. Eğer bunu vermiyorsa Cenab-ı Allah bunca vazifeleri dünyada yükleyip de e, bizim azalarımıza eğer beka alemine bizi götürmüyorsa beka alemine, lika alemine, kavuşma alemine Ebedi saadete biz gitmiyorsa bunu terk ediyoruz ediyorsa Cenab-ı Allah o zaman bütün işlerini abesiyeti mutlaka derecesine indirmiş oluyor. Yani bütün işleri mutlak boşluk, mutlak yokluk, mutlak e, faydasızlık derecesine, mutlak başıboşluk derecesine indirmiş oluyor. O zaman hiçbir şeyin gayesi olmuyor, hiçbir şeyin varlık neticesi olmuyor. E, mutlak boşluk derecesine düşürmüş olur kendini o zatı benzetsin ki Cenab-ı Allah haşa vekallah öyle bir saray yapıyor. Her bir taşına binlerce nakışlar işliyor. Her bir tarafında binler zinetlerle donatıyor. Ve her bir menzilinde binler kıymetler, aletler ve levazamati beytiye yani ev için lazım olacak ne varsa her bir menzilini, her bir odasını, her bir duvarını, taşını, kapısını tanzim ediyor, donat, donatıyor, nakış nakış işliyor da Sonra ona dam yapmıyor. Dam onun işte üzerinde onu yağmurdan, soğuktan, rüzgarlardan, kardan, kıştan koruyacak temel bir çatı, bir çatı ona yapmıyor. Nakışları bomboş, ziynetleri donattığı bütün şeyler yağmurun, yağışın, rüzgarın karın altında bir kışta, bir mevsimde boş yere badi hava kaybolup gidiyor. Böyle bir şey mümkün müdür? sarayı nakış nakış işliyor da duvarını, taşını, kapısını, odasını nakış nakış tezyin ediyor, işliyor ama dam yapmıyorsa, çatı yapmıyorsa e, o işlediği bütün işlemeler boşuna gider. Do dolayısıyla ona dam yapmıyorsa her şey çürür, her şey beyhude, bozulur, gider. E, dolayısıyla oda yapan, odasını süsleyen, güzel yapan, temiz yapan, dürüst yapan duvarını, taşını, kapısını, bacasını güzel yapan bir insan odasına, dairesine efendim e, kaldığı odaya bir dam yapar, bir çatı yapar ve odasını zapt altına alır. E, yağmurdan, yağıştan, soğuktan, kardan, kıştan koruma altına alır ve onu uzun süre korur. Yoksa dam yapmıyorsa daire yapmanın, oda yapanın hiçbir manası kalmaz. Evet, dolayısıyla haşa ve kella bu kadar insanı güzel yaratan, insanın diline, dişine, burnuna, gözüne, eline, ayağına, hücrelerine e, ve bütün bedendeki azasına yüzlerce vazife yükleyen Cenab-ı Allah ahireti vermemesi, beka alemini yaratmaması, insanı baki aleme almaması, lika alemine yani insanı Rabbine kavuşturmaması ve insana ebedi saadet vermemesi dam yapmamasına benzer. Odayı tanzim ediyor, binayı tanzim ediyor, daireleri tanzim ediyor, süslüyor, püslüyor ve ama dam yapmıyor, çatı yapmıyor ve o bütün daireler yaptığı daire beyhude çürümeye terk ediyor. Böyle bir şey olmaz saygıda izleyiciler. Haşa ve kella. Hayır mutlaktan hayır gelir. Ki Allah ki hayır mutlaktır. Cemil mutlaktan mutlak güzelliktir Cenab-ı Allah. Güzellik gelir. Hakim mutlaktan abes bir şey gelmez. Hakim mutlaksa o mutlak hikmet sahibi ise dünyada bile yaptığı her şeyde onlarca, yüzlerce, binlerce hikmet varsa bu dünyadan ahirete gitme işinde ahirette bütün bu bedenin uhrevi saadetine dönük olarak Cenab-ı Allah binlerce çatı yapar, dam yapar, babbeka alimin yaratır, insanı ebedi saadetini alır, insana likayı lütfeder, yani insana Allah'a kavuşmayı lütfeder, ve insan Allah'a kavuştuğu zaman eğer salih amel sahibi ise elbette bunlar şükreder. Ee, eğer amel salih değilse de yüzlerce kere keşke ben amel sahi, salih amel işleseydim diye Allah'ın huzuruna mahcubiyet duyar. Dolayısıyla e, bunu insan yaşayacak. Çünkü insanın bir yaratıcısı var, insanın bir halıkı var, insanı yaratmıştır. İnsanı bu dünyada bırakmayacaktır. İnsanı ebedi hayata alacak ve orada kendi huzuruna alacak ve ebedi bir saadete insanı götürecektir. Bunu haber vermiştir. Kur'an'la bunu haber vermiştir. Onun verdiği haber haktır ve biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Evet. Her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse fikir olarak tarih biniyorsunuz, mazi tarafına, geçmiş zamana gidiyorsunuz. Şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, bu şu zamanda gördüğümüz dünya evi meydan ittila i eşya gibi seneler adedince vefat etiş menziller meydanlar meşherler alemler görecek yani biz şu anda bir bahar mevsiminde yeryüzüne bakın bağlarına bahçelerine dağlarına sularına arazilerine topraklarına bir bakın bir bir mevsimde bir yaz mevsiminde bir bahar mevsiminde bir bakın ne görüyoruz şu hazır şu hazır zamanda dünya hazırlanmış bir ev gibi, bir oda gibi etrafımızı sarmış. Ve alıştığımız eşyalarla, ünsiyet ettiğimiz, sevdiğimiz şeylerle hava yaratılmış, su yaratılmış, bağlar bahçeler yaratılmış, meyveler yaratılmış. Güneş oradan bize ışıldıyor, bize ışık veriyor, bize ısı veriyor. Dolayısıyla bu dünya bizim için bir ev gibi, bir oda gibi tanzim edilmiş. Eşyalar sergilenmiş, istediğimiz her şey içerisine sergilenmiş, her şeyi bulabileceğimiz bir oda haline getirilmiş. Dünyada biz sere serpe tabiri caizse rahatla, güvenle yaşıyoruz. Şimdi peki, mazi tarafına gittiğimiz zaman, düşünün, mazi tarafına gittiğimizde, mesela bin sene öncesine gittiğimizde, bin sene her seneyi bir izleyelim, hayalin izleyelim her sene içinde haya, vefat etmiş menziller var mıdır? Yani her ya bahar ve yaz mevsimi her senede vefat etmiştir. Bin sene öncesine gitsek bin defa bin defa bahar ve yaz bahçelerinin vefat ettiğini darmadağın olduğunu, sapsarı olduğunu, sonbahar geldiğini, hepsinin sarardığını, hayvanların ilk sonbahardan sonra kışa doğru herkesin, bütün hayvanların öldüğünü ya da birçoğunun kışa hazırlandığını, birçoğunu yumurtalarını bırakıp hayatı terk ettiğini ve bin defa biz bunu görüyoruz. Bin, bin sene gittiğimizde bin senedir bin senelik bir, bir geçmiş zamanı incelediğimizde bin defa bütün hayvanların canlıların hayatın öldüğünü ve yeniden dirildiğini görüyoruz. Meydanlar, meşerler, alemler görecek. Yani seneler adedince ölmüş menziller, meydanlar, meşerler, alemler görecek suretçe keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde intizamca acayipçe saniyin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Evet suretleri birbirinin aynıdır. Evet keyfiyetleri farklı olabilir. Yani bir ağacın bir badem ağacının bugün 10 dalı vardır. Belki geçen sene 9 dalı vardır. Belki önümüzdeki sene 12 dalı olabilir. Yani suretleri keyfiyetleri mahiyetleri farklılık arz edebilir ama aynı bademi aynı bademi bir badem ağacı 10 sene yaşıyorsa 20 sene yaşıyorsa yaşadığı süre içerisinde sürekli aynı bademi üretiyor. Bir bahçe aynı meyveleri üretiyor. Bir yeryüzü aynı havayı, aynı suyu, aynı güneşi bize sağlıyor. Bağlar bahçeler böyle. Dolayısıyla intizam olarak acayip acayiplik olarak Allah'ın kudretini, hikmetini gösterme bakımından birbirine benzeyen tecelliler var. Bin defa biz bu tecellileri görüyoruz. Biz farkında değiliz. Biz içinde yaşadığımız için farkında değiliz. Şöyle geriye doğru gidelim. Üstten bakalım. Hayatın dışından hayata bakalım. Bin sene hayata bakmış olalım. Bin defa bütün yeryüzü canlılığının öldüğünü yeniden dirildiğini, öldüğünü yeniden dirildiğini, hayatı yeniden göz açtığını ve hayatı yeniden geldiğini görüyoruz. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, yani yeryüzü sebatı var mıdır? Belli bir mevsim yaşıyor, belli bir dönem yaşıyor ve Me yeryüzü meydanları devamsızdır. Meyveler devamsızdır. Koparıyorsun, 3-5 ay elinde kalıyor, yiyebiliyorsun, yemediğin zaman çürü, çürüyor. Ağaçlar devamsızdır. Yani belli bir mevsimde sana yiyecek sağlıyor ve o mevsim geçince ağaçlar yapraklarını döküyor, sararıyor. Gelecek baharda yeniden bir yakra donanıyor. Yaprakların, çiçeklerin, meyvelerin tekrar sana gülüyor, sana, sana sunuyor. Ve yeniden bir o mevsim geçtikten sonra ağaçlar yeniden sararıp soluyor. Yani sebatsız menzillerde, devamsız meydanlarda, o bekasız meşerlerde, bekası olmayan, devamı olmayan meşerlerde, sergilerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, yani çok zengin bir hikmetin e, intizamları vardır. Şu son derece büyük bir inayetin işaretleri vardır. O mertebe kahir bir adaletin, her şeyi içine alan bir adaletin, zerre kadar şaşmayan bir adaletin emareleri vardır, emaratını. O derece vasi, geniş bir merhametin semeratını görecek. O O derece geniş bir merhametin meyvelerini görecek. Bunu Yeryüzünde herkes görecek ve herkes görüyor. Herkes görüyor. Çok zengin bir hikmeti herkes görüyor. Çok yüksek bir inayeti herkes görüyor. Her şey bize bir fayda sağlasın diye yaratılmış. Rastgele hiçbir şey yaratılmamış. Tesadüfen hiçbir şey yaratılmamış. Başıboş hiçbir şey başıboş değil. Hiçbir şey rastgele değil. Her şeyin bir faydası, bir inayeti var. Bakıyorsun en küçük bir bitkiden yapraktan, topraktan, böcekten, kuştan şifa yaratmış, gıda yaratmış, mineraller yaratmış. Bizim için her şey bir fayda sağlıyor. Yüksek bir inayet var kendisini gösteriyor. Kahir bir adalet var kendisini gösteriyor. Zerre kadar hiçbir şey, hiçbir şeyden adaletten şaşmayan, en küçük bir şey bile olsa karşılığını veren bir adalet var. Hakim bir adalet var. Kahir bir adalet var ve geniş bir merhamet var. Kendi vaadini bize gösteriyor. Bu dünya boş değil. Bu dünyanın arkasında yüksek bir merhamet sahibi, kahir bir adalet sahibi, bekasız ve yüksek bir inayet sahibi var. Ve bir yüksek hikmetin intizamları var. Ve bunları biz, bunları biz görüyoruz. Dolayısıyla basiresiz olmamak şartıyla, yani baktığını görmek şartıyla, madem gözlerim var, görmen gerekiyor. Basiretin varsa, çalışan bir aklın, bir kafan, bir bir hafıza gücün, bir muhakeme gücün varsa baktığından dersler çıkarabilirsin. Basiresi olmamak şartıyla. Yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz. Allah'ın yeryüzüne hakim olan ve yeryüzüne hakim olduğunu gördüğümüz hikmetinden daha yüksek, daha geniş daha mükemmel bir hikmet olamaz. Mümkün değil. Şöyle soralım. Varsayın ki yeryüzünü siz tanzim edin. Güneşi siz oraya koyun. Ayı siz tanzim edin. Yeryüzünü siz düzenleyin. Söz meclisen dışarı. Nasıl yaparsınız? Ya nasıl olur diye yeryüzü? Dağlarıyla, toprağıyla, taşıyla, suyuyla, güneşiyle, bağıyla, bahçesiyle yeryüzünü nasıl tanzim ederdiniz? bugünkü şeklinde daha daha mükemmel olabilir miydi? Olamazdı. En mükemmel şekilde, en mükemmel bir şekilde hikmetiyle donatmış Cenab-ı Allah ve önümüze sunmuş. Ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Eserlerini gördüğümüz, bize elini uzatan, bize yardım eden, bize hayat sağlayan, bize gıda sağlayan, bize mutluluk sağlayan o sonsuz inayetlerden daha mükemmel, daha güzel bir, bir inayet mümkün değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Yani hep derler, gülme komşuna, gelir başına, eden bulur dünyası. Bugün ettiğini yarın bulursun. Öyle bir adalet var ki, bütün dünyayı kucaklamış, bütün dünyayı kuşatmış bir adalet var. Bu adaletten daha ecel, daha keskin, daha net, daha adil daha hiçbir kimseyi ayıklamayan, ayır tutmayan bir adalet mümkün değildir. En keskin adalet ilahi adalettir. En net adalet ilahi adalettir. Hiç kimse ilahi adaletin haricinde olmuyor. Herkes bu adaletin içerisinde bu adalete hesap veriyor. Ya bu dünyada ya ahirette herkes bu adaletin önünde boyun eğecektir. Bu adaletten daha keskin bir adalet yoktur ve mümkün değildir. Ve o semeratı görünen mer merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. O meyvelerini gördüğümüz, ürünlerin neticelerini gördüğümüz merhametten daha geniş, daha şamil, her şeyi kuşatan bir merhamet tasavvur edilemez, düşünülemez, mümkün değildir. Dolayısıyla dolayısıyla o merhamet, o inayet, o adalet, o hikmet bize gösteriyor ki bu dünya boş değildir. Bu dünyanın hemen arkasında Ahiret başlar, ebedi hayat başlar, vaki hayat başlar, sonsuz bir hayat bizi bekler ve o sonsuz bir hayata Cenab-ı Allah bizi davet eder. Ve o sonsuz hayata biz eğer iman edersek, gönül verirsek, o hayata kendimizi hazırlarsak, Rabbimize iman ederek Rabbimizin bize olan haberlerini, vaatlerini, sözlerini, ihbaratını ciddiye alırsak ve kendimizi oraya hazırlarsak inşallah kazanan biz oluruz. Çünkü dünya boş değildir. Dünyanın arkası daha dolu, daha yoğun şekilde devam edip gidiyor. Efendim ebedi hayatta hepinizle birlikte inşallah buluşmak ve ebedi saadete ulaşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.